Evet arkadaşlar, son konumuza geçiyorum. Ters trigonometrik fonksiyonlar. Bakın, bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için fonksiyonun birebir örten olması gerekir demişim. Fonksiyon konusundan bunu hatırlıyorsunuz. Peki bizim trigonometrik fonksiyonların hangileri birebirdir? Hiçbirisi. Neden? Yani grafiklerini... Şöyle grafiklerini bir hatırlayalım. Bakın, sinüs fonksiyonu yatay doğru çizdiğiniz zaman birden fazla noktada kesiyorsa o fonksiyon birebir olamaz. Kosinüs fonksiyonu yine öyle. Tanjant fonksiyonu yatay doğru mu çizdiğin zaman birden fazla noktada kesecektir. Kotanjant da yine öyle. Peki o zaman bunların terslerini nasıl alacağız? Birebir nasıl yapabiliriz fonksiyonlarımızı? Tabii ki tanım kümelerini ne yapmamız lazım? Daraltmamız lazım. Arkadaşlar, sinüs fonksiyonu için bakalım. Sinüs fonksiyonunun işaretlerini incelediğimiz zaman birinci ve ikinci bölgelerde artı, üçüncü ve dördüncü bölgelerde eksiydi. O zaman fonksiyonun birebir olması için bir artılı bir eksili bölgeye ihtiyacımız var. Yani iki artılı bölgeyi seçemezsiniz. Çünkü mesela burada 30 derecenin sinüsü ile 150 derecenin sinüsü birbirine eşit idi. Dolayısıyla hem 30'u hem 150'yi 1 bölü 2'ye götürmüş oldu sinüs fonksiyonu. Dolayısıyla birebir olmaz. O yüzden bir artılı bir eksili bölge alacaksınız. Arkadaşlar, bütün trigonometrik fonksiyonlarda birinci bölgeyi mutlaka almanız gerekiyor. Evet, bu durumda sinüs fonksiyonunu, bakın, birinci bölgeyi ve dördüncü bölgeyi seçiyorum. Çünkü bir artı bir eksi gerekiyordu. Bu durumda tanım kümem ne oldu? Eksi pi bölü 2'den artı pi bölü 2'ye kadar olan bölümü seçtim. Bunlara karşılık gelen görüntüler, fonksiyonun alacağı değerler, eksi 1'den artı 1'e kadar olan aralık olacaktır. Evet, fonksiyonumu tanım ve değer kümelerini bu şekilde seçersem eğer, o zaman bu fonksiyon birebir olur ve tersi de olur. İşte bunun sinüs fonksiyonunun tersine arksin diyeceğim bundan sonra. Arksinüs nereden nereye tanımlı? Eksi 1, 1 kapalı aralığından eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığına tanımlı olan bir fonksiyondur. Ve arkadaşlar, yine fonksiyonlarda eğer hatırlarsanız da şöyle bir şey. F fonksiyonu a'yı b'ye götürmüşse f'in tersi b'yi a'ya götürecektir. O zaman benim sinüs fonksiyonum x'i y'ye götürüyorsa ark sinüs ne yapar? Y'yi x'e götürür. Evet. Peki hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Arksin köküç bölü 2 eşittir soru işareti demiş. Hemen ben x diyorum. Buradan eğer arksin köküç bölü 2'yi x'e götürmüşse sinüs x eşittir köküç bölü 2'dir diyeceğiz. Peki hangi açının sinüsü köküç bölü 2 idi? 60. Tamam. İkinci sorumuzda ark sinüs eksi 1 bölü 2'nin değerini istiyor. Yine buna ben x dersem eğer, o zaman sinüs x eşittir eksi 1 bölü 2 olacaktır. Peki sinüsü 1 bölü 2 olan açı arkadaşlar 30 dereceydi birinci bölgede. Peki negatif olarak dördüncü bölgede, o da 330'dur. Yine ark sinüsle ilgili güzel bir sorumuz var. Y eşittir arc sin 2x eksi 1 bölü 3 ise x kaç farklı tam sayı değeri alır? Arkadaşlar, arc sinüsün tanım kümesi yani 2x eksi 1 bölü 3 aslında sinüsün görüntü kümesidir. Yani sinüsün görüntü kümesi eksi 1 ile artı 1 arasıydı. Dolayısıyla 2x eksi 1 bölü 3 eksi 1 ile artı 1 arasında olmalı. Peki bu durumda x kaç farklı tam sayı değeri alır diyoruz. Peki x'i bulabilmem için her iki tarafı 3 ile çarparsam eksi 3 küçük eşit 2x eksi 1 küçük eşit 3 olur. Gördüğünüz gibi artı 3 ile çarptığım için yön değişmedi. Eksi 1 her terime 1 eklersen ne oldu? Eksi 2 küçük eşit 2x küçük eşit 4 oldu.
Ve son olarak 2'ye bölersem, her terimi 2'ye bölersem, eksi 1 küçük eşit x küçük eşittir 2 durumuna geldik. Dolayısıyla x arkadaşlar hangi tam sayı değerlerini alıyor? Eksi 1, 0, 1 ve 2 değerlerini alıyor. Peki ikinci olarak kosinüs fonksiyonunun tersi, yani arc kosinüs diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kosinüs birinci bölgede artı, ikinci bölgede eksi, üçüncü bölgede eksi, dördüncü bölgede artı değerler alan bir fonksiyondu. 0, pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2. Peki biz ne demiştik? Tanım kümelerini belirlerken bir artılı bir eksili bölgeye mutlaka alacaksınız. Ve birinci bölge bütün fonksiyonlarda olacak. O zaman kosinüs fonksiyonu için birinci ve ikinci bölgeyi, yani 0 pi aralığını tanım kümesi olarak seçiyorum. Tanım kümemi 0 pi olarak kısıtlıyorum. Buna karşılık görüntü kümesi, kosinüsün aldığı değerler arkadaşlar, şu 0 açımızdı bizim. Peki aldığı değer neydi kosinüsün? 1'di. Burada da eksi 1 değerini almıştı. Dolayısıyla eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alan bir fonksiyon durumuna geldi. Ve bu durumda fonksiyonumuz birebir örtendir ve tersi de vardır arkadaşlar. Peki tersine ne diyorum? Arc cos diyorum. Şimdi arkadaşlar kosinüs 0 pi'yi eksi 1 artı 1 aralığına götürüyorsa bunun tersi olan arc cos tanım kümesi eksi 1'e artı 1 değer kümesi görüntü kümesi 0 pi aralığı olacaktır. Bu durumda yine benim f fonksiyonum yani cos fonksiyonum x'i y'ye eşitlemişse arc cos y'yi x'e eşitleyecektir. Peki yine iki basit sorumuzla devam ediyoruz. Şuna x dersem arkadaşlar arc cos eksi kök 3 bölü 2 x ise cos x eşittir eksi kök 3 bölü 2'dir. Buradan x açısını bulalım. Tabii ki ikinci bölgede arayacağız. Kosinüsü kök 3 bölü 2 olan açı 30'dur. 30 derecenin ikinci bölgedeki karşılığı 180 eksi 30'dan 150'dir. Arc cos 1. X ise cos x 1'dir. Peki kosinüsü 1 olan açıyı hatırlıyor muyuz? 0 pi aralığında tabii ki 0'dı. Evet arkadaşlar tanjant ve kotanjant fonksiyonlarımızın tersleri kaldı. Şimdi tanjanta bakalım. Tanjant birinci bölgede artı, ikinci bölge eksi, üçüncü bölge artı, dördüncü bölge eksi. Bir artı bir eksi gerekiyor. Ya birinci ile ikinci bölgeyi ya birinci ile dördüncü bölgeyi alıyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci ve ikinci bölgeleri alırsam 0 pi aralığında pi bölü 2'de tanjant tanımsızdır. Dolayısıyla olmaz. O zaman eksi yani dördüncü ve birinci bölgeleri almam gerekiyor. Dolayısıyla tanım kümesini eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığından R'ye şeklinde tanımlıyorum. Biliyorsunuz tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının görüntü kümeleri artı sonsuz, eksi sonsuz aralığıydı. Yani tümbel sayılardı. Peki bu durumda fonksiyonumuzun tersinde tanım kümemiz R olacak. Görüntü kümemiz eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 olacak. Ve dolayısıyla tanjant fonksiyonu x'i y'ye götürmüşse arc tan y'yi x'e götürecektir. Peki. Arc tan eksi kök 3 x ise buradan x'i bulmamızı istiyor. Hemen tan x eşittir eksi kök 3 dedim. Arkadaşlar tanjantı artı kök 3 olan açı 60 dereceydi birinci bölgede. Dördüncü bölgede 360 eksi 60'dan 300 derece olur. Ve diğer sorumuzda arc tanjant 1 x'e eşitse tanjant x eşittir 1 olur. Buradan da tanjantı 1 olan açı 45'ti. Dolayısıyla x 45 derecedir diyoruz. Peki kotanjant için arkadaşlar kotanjantın tanımsız olduğu noktalar 0 pi idi. Dolayısıyla 1 artı 1 eksi 1. ve 2. bölgeyi seçebilirim. Ya zaten burada kosinüs ile kotanjantın, sinüs ile tanjantın tanım kümeleri aynı. Buna dikkat ederseniz de iyi olur. Peki bu durumda kotanjant fonksiyonunu biz nasıl tanımlıyoruz?
sıfırdan pi'ye tanım kümem, görüntü kümem, tüm reel sayılar. Tersi ne olur arkadaşlar? Ark kotanjant R'den 0 pi aralığına şeklinde olur. Yine kotanjant x y'ye eşit ise ark kotanjant tam tersini yapıyor. Y'yi x'e götürüyor. Ark kotanjant kök 3 bölü 3 x ise x'i bulalım. Kotanjant x eşittir kök 3 bölü 3 oldu. Arkadaşlar kotanjantı kök 3 bölü 3 olan açı 60 dereceydi. O zaman x eşittir 60 derece diyorum. Peki. Yine ark kotanjant eksi 1 x ise buradan x ne olur? Bakalım. Kotanjant x eşittir eksi 1. Kotanjantı artı 1 olan açı birinci bölgede 45 dereceydi. İkinci bölgede 180 eksi 45 yani 135 dereceydi. Fonksiyon konusunda bir fonksiyon ile o fonksiyonun tersinin bileşkesi yerler değişmiş olsa bile her zaman birim fonksiyona eşit idi. Peki burada sinüs parantez arksin yani fonksiyon ile fonksiyonun tersi bir elemanı kime götürür? Birime yani kendisine x'e götürür. Bu diğer fonksiyonlar için de geçerlidir arkadaşlar. Peki hemen bir sorumuz var. Şimdi diyor ki kosinüs ark kosinüs x eşittir. Eksi 1 bölü 2 ise ark sin eksi x nedir? Peki kosinüs ark kosinüs x eşit midir x'e? Çünkü fonksiyonumuz tersi birbirini götürdüğü zaman sonuç birim olacak. Birim fonksiyon x'i x'e götürür. O da eksi 1 bölü 2'dir. Peki x'i buldum. Şimdi ark sin eksi eksi 1 bölü 2 istiyor bizden. Evet buna da x diyelim. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Ark sin 1 bölü 2 x ise sin x 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla sinüsü 1 bölü 2 olan açı 30 derece idi. Dolayısıyla x eşittir 30 derece olacaktır. Peki diğer sorumuzda sinüs parantez arc cos 3 bölü 5 artı 3 pi bölü 2 ifadesinin sonucunu istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda arklı ifadeye her zaman bir isim veriyorsunuz. Mesela u diyebilirsiniz. Peki bu durumda arc cos 3 bölü 5 u'ya eşit ise arc cos 3 bölü 5 u ise cos u 3 bölü 5 olur. Buna uygun bir dik üçgen çizersem diğer fonksiyonlarımı da bulmuş olurum. Şu açıya u dersem kosinüs komşu hipotenüs 5 o zaman diğer dik kenarımız 4 olacaktır. 3, 4, 5 üçgeninde. Şimdi sorumuzu artık çözebiliriz. Peki soru şuna dönüştü. Sinüs şu ifadeye u demiştim. U artı 3 pi bölü 2. Peki indirgeme formüllerimizde hatırlayalım. Pi artı alfa, pi eksi alfa, pi bölü 2 artı, pi bölü 2 eksi. 3 pi bölü 2 artı alfa, 3 pi bölü 2 eksi alfa durumları vardı. Peki orada pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2'de ne yapıyorduk? Önce bulunduğu bölgedeki işareti tespit ediyorduk. 3 pi bölü 2 270. 270'in üzerine açı eklersem 4. bölgeye girmiş olurum. 4. bölgede sinüs eksidir. Peki bu durumda 3 pi bölü 2'yi atıyordum. Fonksiyon isim değişiyordu. Sinüs kosinüse, kosinüs sinüse, tanjant kotanjanta, kotanjant tanjanta dönüşüyordu. Evet. Kosinüs u durumuna geldi. Ama eksi kosinüs u. Ya arkadaşlar biz zaten kos u'yu biliyoruz. 3 bölü 5. Dolayısıyla sorunun cevabı da eksi 3 bölü 5 olur. Evet. Sinüs parantez 2 çarpı arc cos 1 bölü x ifadesinin değeri nedir? Diye bir sorumuz var. Ne yapıyordum? Her zaman arc cos dediğimiz arklı ifademize bir isim veriyorduk. Hemen u diyorum. Peki bu durumda arkadaşlar arc cos
1 bölü x. Eğer u ise kosinüs u 1 bölü x olacaktır. Peki buna uygun dik üçgenimizi çiziyoruz. Şu açı u. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Evet. Bu durumda diğer dik kenarımız kök içerisinde x kare eksi 1 olacaktır. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Doğru. Peki sorumuza geçelim. Sinüs parantez arkadaşlar 2 çarpı arccos 1 bölü x'e u demiştim. 2u. Peki yarım açı formüllerinden sinüs 2u'nun açılımı nasıldı? 2 çarpı sinüs u çarpı kosinüs u'ydu. Sinüs u'yu biliyor muyuz? Şu dik üçgenden karşı dik kenar kök içerisinde x kare eksi 1 bölü hipotenüs çarpı kosinüs u komşu bölü 1 bölü x. Bu durumda arkadaşlar 2 kök içerisinde x kare eksi 1 bölü x kare aradığımız sonuç olacaktır. Evet. Yan tarafta arkadaşlar arcsin 3x eksi 1 eşittir arccos 1 eksi 2x eşitliğini sağlayan x değerleri çarpımını bulmamızı istiyor. Biz hemen arklı ifadelere isim veriyorduk. Her ikisine de u dersem tek tek düşünelim. Arcsinüs 3x eksi 1 u'ya eşit ise sinüs u eşittir 3x eksi 1 diyebilir miyiz? Evet. Peki aynı şey kosinüs için. Arcos 1 eksi 2x u ise kosinüs u ne olur? 1 eksi 2x olur. Bu aşamada arkadaşlar x değerlerini nasıl bulabiliriz? U'dan kurtulmam gerekiyor. Yani benim ilk aklıma gelen sinüs kosinüs değerlerini gördüğüm zaman sin kare artı kos karenin 1 oluşu. Hemen her iki tarafın karesini alalım. Sin kare u eşittir. Şu 3x eksi 1'in karesini alırsam 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 6x artı ikincinin karesi. Evet, kos u'nun karesi kos kare u eşittir 1 eksi 4x artı 4x kare. Taraf tarafa toplayalım. Şurası 1 oldu. 9x kare 4 burada 13x kare. Eksi 10x 1 artı 1 2. Arkadaşlar şu 1'i diğer tarafa atarsam 13x kare eksi 10x artı 2 eşittir 0 durumuna gelmiş oluyoruz. Peki x değerlerinin çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a idi. İkinci dereceden denklemlerde c'si 2.